Herkese merhaba, bu videomuzda doğumun mekanizmasını, fizyolojisini inceliyor olacağız. Menstruasyon, gebelik, emzirme, menopoz gibi yaşam deneyimlerinden biri olan doğum eylemi, doğal bir süreç olmasıyla birlikte annenin sağlığını fiziksel ve emosyonel yönden etkileyen önemli bir olaydır. Doğum eylemi, düzenli gelip giden, rahatsız edici, ağrılı uterus kasılmalarının serviksin incelmesine yani efasmanına ve genişlemesine yani dilatasyonuna yol açtığı fizyolojik bir süreçtir. Serviksin incelmesi ve genişlemesi fetusun uterus'tan doğum kanalı yoluyla geçerek doğmasına izin verir. Normal doğum eyleminin termde yani son menstrual periyottan 40 hafta sonra kendiliğinden başlaması Tek ve canlı bir fetüsün varlığı ile vertex pozisyonda baş pelvis uyuşmazlığı olmadan sağlıklı bir fetüs ve annenin varlığı ile gerçekleşmesi beklenir. Uterin kontraksiyonlar ile başlar, fetüsün doğumu ile devam eder ve prezentanın doğumu ile biter. Doğumdan önce 3. trimesterda doğumun başladığını gösteren bazı belirtilerle karşılaşırız. Bunlara bir önceki videomuzda yer verilmişti. Servikal mukozun atılması, yani nişane dediğimiz olayın gerçekleşmesi ya da amniyotik kesenin yırtılması, poşun patlaması, halk dilinde suların gelmesi gerçek doğum ağrılarını başlatabilir. Düzenli, ritmik ve şiddetli uterus kontraksiyonları doğum eyleminin başladığını gösteren en önemli belirtidir. Uterus kontraksiyonlarını tanımlarken sıklık, süre, frekans ve şiddetten söz edilir. Sıklık bir kontraksiyonun başlangıcından diğer kontraksiyonun başlangıcına kadar geçen süredir. Süre, kontraksiyonun şiddetinin artmaya başladığı süre ile azalması arasındaki zamandır. Şiddet, uterus kaslarının kasılma gücüdür. Kontraksiyonların şiddeti palpasyon ve elektronik fetal monitörle saptanabilir. Frekans ise 10 dakika içerisinde gelen ağrı sayısıdır. Braxton Hicks kontraksiyonları dediğimiz yalancı doğum ağrıları gebeliğin son haftalarında yaşanan ağrılar, gerçek doğum ağrılarıyla karıştırılabilir. Bu sebeple her iki kontraksiyonlar arasındaki farklılıkları e, gebeye anlatabiliyor olmak gerekmekte. Gerçek doğum ağrılarının düzenli aralıklarla geldiği, ağrı aralarındaki sürenin gittikçe azaldığı, kontraksiyonların süre ve şiddetinin gittikçe arttığı, ağrının belden başlayıp karnına yayıldığı, yürümekle arttığı, servikal dilatasyon ve efasmanın da düzenli olarak arttığı Ağrıların gerçek doğum ağrıları olduğunu hastaya anlatmak gerekiyor. Gerçek doğum ağrıları ilk kez gebe kalanlarda ortalama 12-18 saat, daha sonraki gebeliklerde ise ortalama 6-9 saat arasında değişebilmekte. Gerçek doğum ağrıları ile beraber serviks efasi olur yani incelir ve aynı zamanda açılma yaşar yani dilate olur. Normal doğum eylemi dört evreden oluşur. Birinci evre dediğimiz dilatasyon evresi, servikal dilatasyon 10 santim olunca tamamlanır. İkinci evre, itilme evresi, bir diğer adıyla ekspulsiyon veya pushing, servikal dilatasyonun tamamlanmasıyla başlar ve bebeğin doğumuyla tamamlanır. Üçüncü evre, prezentel dönem, bebeğin doğmasıyla başlar ve plezentanın ayrılıp atılmasıyla sonlanır. Doğum eğiliminin dördüncü evresi ise kanama kontrol dönemi, plezentanın ayrılmasıyla başlar ve doğumdan sonraki ilk 4 saati kapsar. Bu evreye erken lohusalık dönemi de denilebilmekte. Birinci evre dilatasyon evresinde servikste efasman ve dilatasyon gerçekleşir düzenli ritmik uterus kontraksiyonları ile başlar ve servikal dilatasyon 10 santim olunca tamamlanır. Bu evre kendi içinde latent ve aktif faz olarak ikiye ayrılır. Dilatasyon evresinin ilk aşaması olan latent faz, ağrılı uterus kontraksiyonları, 1 dereceye kadar servikal efasman ve 5 cm'ye kadar daha yavaş ilerleyen servikal dilatasyonu içeren servikal değişikliklerle karakterize olan bir zaman dilimidir. Latent fazın standart bir süresi bulunmamakta ve bir kadından diğerine de büyük ölçüde değişebilmekte. Dilatasyon evresinin aktif fazı ise düzenli ağrılı uterus kontraksiyonları önemli derecede servikal efasman ve 5 santimden 10 santim açıklığa yani tam dilatasyona kadar daha hızlı servikal dilatasyonla karakterize olan bir zaman dilimidir. Bununla birlikte aktif fazın süresi yani 5 santimden 10 santimetreye kadar yani tam açıklığa kadar olan süre ilk doğumlarda primiparlarda genellikle 12 saatin üzerine çıkmaz ve sonraki doğumlarda multiparlarda genellikle de 10 saatten fazla sürmez. Amniyon kesesi sıklıkla bu fazda açılır ve her bir kontraksiyonda 0,5-2 dakika arasında 60-90 saniye aralıklarla hissedilir. İkinci evre itilme evresi bir diğer ismiyle ekspulsiyon veya pushing, serviksin tam olarak dilati olmasıyla başlayıp bebeğin doğumu ile sonlanır. İkinci evre serviksin dilati olmasından sonra, primiparlarda 3 saat içinde, multiparlarda ise 2 saat içinde tamamlanır. Bu evrede uterus kontraksiyonlarının itici gücünün sonucu olarak kadının istem dışı fetüsü aşağı itme, doğurma dürtüsü vardır. İkinci evrenin başlangıç belirtileri, ıkıntılı ağrıların başlaması, defekasyon yapma hissi, bebeğin geldiğini hissetme, perinenin bombaleşmesi, amniyon kesesinin yırtılması, dilatasyon kanamasının artması, bulantı kusma hissi ve huzursuzluktur. Fetüs doğum kanalında ilerlerken rektuma yaptığı bası nedeniyle kadında istemsiz ıkınma dürtüsünün oluşmasına neden olur. Uterus kontraksiyonlarına ilave olarak kadının ıkınmasıyla birlikte fetüsün doğumu gerçekleşir. Bu nedenle etkili ıkınma bu evrede oldukça önemlidir. ıkınmaya servikal dilatasyon 10 cm olduğunda, güçlü uterus kontraksiyonları oluştuğunda, fetal baş rotasyonunu tamamladığında ve fetal baş pelvis içinde en az artı bir düzeyinde olduğunda başlanmalı. Doğum eyleminin ilerleyişini etkileyen faktörlerden biri de doğum objesi olarak adlandırdığımız fetüs. Doğum eyleminin %97'sinde baş prezentasyon söz konusu olduğu için fetüsün kafatasının özellikleri ve çapları da ayrı bir öneme sahiptir. Bir önceki videomuz olan doğumda rol oynayan faktörlerin anlatıldığı videoda bu konuya yer verilmişti. Bunun yanında fetüsün anne karnında yatışı, duruşu, prezentasyonu, annenin pervisi ile ilişkisi de doğum eyleminin ilerleyişini etkileyebilen fetüse ait faktörlerdendir. Fetüsün duruşu yani habitusu nasıldır? Fetüsün baş ve ekstremitelerinin gövdesine göre nasıl durduğunu anlatmak için habitus kelimesini kullanıyoruz. Normalde fetüs öne doğru eğilmiş, kol ve bacakları gövdesinin önünde çaprazlanmıştır çene gözle değecek şekilde yaklaşmış halde bulunur ve buna da fleksiyon habitusu denir. Fetüsün yatışı yani situsu ise fetüsün ekseni ile uterusun ekseni arasındaki ilişkidir. Fetüsün yatışı uzunlamasına yani longitudinal, yanlamasına yani transvers ve çapraz oblik olabilir. Fetüsün prezentasyonu yani gelişi ise fetüsün pelvise hangi kısmı ile girdiğini belirtir. En sık görülen prezentasyon baş, ikincisi ise makattır. Baş prezentasyon, başın ekstansiyon ya da fleksiyon derecesine göre sınıflandırılır. Vertex prezentasyon, en sık görülen prezentasyon biçimidir. Fetüs, başı çene göğse değecek şekilde fleksiyonda. Baş, en küçük çapı olan oksipito bregmatik çapı ile perlise girer. Prezente olan kısım oksiputtur. Bir diğer şekli median vertex prezentasyonu. Fetüs başı oksipito frontal çap ile perlise girer. Fetüs başı ne fleksiyonda ne de ekstansiyondadır. Prezente olan kısım başın tepe noktası yani büyük fontaneldir. Bir diğer prezentasyon şekli alın. Fetus başı hafif defleksiyondadır. Çene göğüsten uzaklaşmaya başlamıştır. Fetus başı oksipito mental çapı ile pelvis'e girer. Bu en uzun çap ile pelvis içinde ilerlemek zor olacağı için sezeryan indikasyonu vardır bunda. Ve prezento olan kısım fetüsün alnıdır. Bir diğer şekil ise yüz prezentasyonu. Fetusun başı burada hiper ekstansiyonda ve oksiput sırta değiyor. Baş, submento çap ile pelvis'e giriyor. Prezente olan kısım yüz. Bu geliş biçimi de doğum eyleminin uzamasına neden olur. Transvers turuşlarda prezentasyon omuz, kol veya gövde olabilir ki bunları da biz mal prezentasyon diyoruz. Fetusun kalça ve bacakları fleksiyonda, bağdaş kurmuş olduğu pozisyon tam makat pozisyonudur. Kalça fleksiyonda, bacaklar vücudun ön yüzünde yukarı doğru uzandığı pozisyon ise saf makat. Fetusun kalça ve bacaklarının ekstansiyonda olduğu, bir ayak veya iki ayağın birlikte prezente olabildiği duruş ise yarım makat prezentasyonu. Fetüsün prezente olan kısmının aktif hareketlerle doğum kanalında ilerlemesi sürecine doğum mekanizması denilir. Fetüsün prezente olan kısmının doğum kanalı içinde yaptığı hareketler sırasıyla angajman, iniş, fleksiyon, internal rotasyon, ekstansiyon, eksternal rotasyon ve ekspulsiyondur. Pelvis giriminde fetüs başının sagittal sütürü, Pelvis giriminin transvers çapına paraleldir ve fetüs başı oksipitofrontal frontal çapını almıştır. Bu aşamada fetüs başı ne fleksiyonda ne de defleksiyondadır. Fetüs başı pelvis girimini geçerken uterus kontraksiyonları ve amnion kesesinin yapmış olduğu bası ve pelvis çaplarında daralmalar ve pelvis kemiklerine sürtünmeler nedeniyle fleksiyona zorlanır çene göğse değecek şekilde baş öne doğru eğilerek fleksiyon hareketi gerçekleştirilir. Böylelikle fetüs başı en küçük çapı olan suboccipito-bregmatik çapını alır. Fetüs başının perviste ilerleyebilmesi için fleksiyon hareketinin yanında baş tamamı 90 derece olan iç rotasyon hareketine de başlar. Fetüs başı orta pervise geldiğinde fleksiyon hareketini tamamlamış ve sagittal sütur oblik duracak şekilde iç rotasyonuna başlamıştır. Fetal baş pelvis çıkımına geldiğinde iç rotasyonunu tamamlamış ve sagittal sütür pelvis çıkımının ön arka çapına paralel konumdadır. Fleksiyonda olan baş uterus kontraksiyonları güçlü ıkınmalarla ve pelvik taban kaslarının desteğiyle en az dirençle karşılaştığı vajinal açıklığa doğru defleksiyon yani ekstansiyon hareketini yapmaya başlar. Böylece kabaran ve açılan vulvadan önce oksiput, sonra büyük fontanel yani bregma, alın, yüz ve çene doğar. Bebek yüzü yere oksiput ise yukarıya dönüktür. Başa göre çapı daha fazla olan omuzların pelvis kanalından daha rahat ilerleyebilmesi için baş 90 derecelik dış rotasyonunu yapar. Bu aşamada bebek yüzü annenin bacaklarından birine dönüktür. İlk önce pubis altındaki üst omuz, sonra da alt omuz perineden sıyrılır. En son olarak da gövde hafif bir traksiyon ile doğar. Doğum eyleminin ikinci evresinde Pervik taban kaslarına oturan baş, uterus kontraksiyonları, hidrolik basınç ve kadının ıkınmasıyla vulvaya doğru basınç uygular. İlerleyen evrelerde kadın ıkındıkça vulvadan fetal baş görülür ve kadın ıkınmayı bıraktığında ise baş geri kaçar. Bu aşamada perine kasları tam elastikiyetine henüz kavuşmamıştır. Bu duruma meyusiyet devresi denir. Daha sonra Perinen'in fetal başı bir taç gibi sardığı ve kadın ıkınmayı bıraktığında başın geri kaçmadığı görülüyor. Bu duruma taçlanma denir. Perine oldukça incelmiş ve yumuşamaya başlamıştır. Doğum eyleminin bu evresinde perinenin düzensiz yırtılmasını önlemek için epizyotomi açılır. Epizyotomi median, mediolateral ve lateral olmak üzere üç farklı şekilde uygulanmaktadır. Günümüzde rutin epizyotomi yerine sınırlı epizyotomi kullanılması gerektiği savunuluyor. Ayrıca bu evrede perineye yapılan masaj ve sıcak pet uygulamalarının perineal gevşemeyi artırdığı ve perineal travmaları önlediğini bildiren birçok çalışma bulunmakta. Üçüncü evre, plazental dönem, bebeğin doğmasıyla başlar ve plazentanın ayrılıp atılması ile sonlanır. Bebeğin doğumundan birkaç dakika sonra uterus kontraksiyonları tekrardan başlar ve uterus involüsyonu gerçekleşir. Esnek bir dokuya sahip olmayan plazenta küçülen uterusa uyum sağlayamaz ve implantı olduğu decidua spongiosa tabakasından ayrılmaya başlar. Ayrılma sırasında prezenta ile desidua arasında bir hematom oluşur. Prezentanın ayrılması iki şekilde gerçekleşir. Prezenta uç kısımlarından ayrılabilir ve oluşan retro-prezental hematom prezenta ayrılırken vajinadan atılır. Bu durumda prezenta kotilodonlu yani maternal ya da dunkan yüzü kısmıyla doğar. Bunun yanında plezenta merkezden de ayrılabilir ve retroplezental hematom plezenta tamamen ayrılıp çıkarıldıktan sonra atılır. Burada ise plezenta zarlı olan yani fetüs yüzü, Schultze yüzüyle doğar. Plezentanın ayrılıp atılması bebeğin doğumundan sonraki 5 ila 30 dakika arasında gerçekleşir. Plezenta doğduktan sonra mutlaka zarları ve kotilodonları kontrol edilir. Bu süre 30 dakikadan fazla sürerse plezenta elle halas manevrasıyla çıkarılır. Bu evrede yapılan manevralardan bir diğeri krede manevrası. Plezantanın çıkması için uterusun avuç içine alınıp hafifçe sıkılmasıdır. Günümüzde kordon kanı önemli bir kök hücre kaynağı olarak kullanılıyor. Bu nedenle kök hücre elde etmek için kordon kanı toplanmakta ve özel kordon kanı bankalarında saklanmakta. Kordon kanı bebeğin doğumunun ardından prezenta ayrılmadan göbek kordonu kesildikten sonra 10 dakika içerisinde alınmalı. Yaklaşık olarak 30 ila 125 ml kordon kanı toplanabilmekte. Toplanan kan 36 saat içinde kordon kanı bankası laboratuvarına gönderilmeli geçen süre içinde kordon kanı ortam ısısında saklanmalı çünkü ani ısı değişiklikleri kordon kanına zarar verebiliyor. Kordon kanının toplanması özel donanım gerektirdiğinden aile kordon kanını toplama ve saklama kararını doğumdan önce almalı. Plezantanın ayrıldığını gösteren bazı belirtiler var. Bunlar ani vajinal kanama, umbilikal kordon boyunda uzama, fundusun sert bir kitle halinde umplikusun hizasına yükselmesi ve sunpüsüz pubis üstünden elle bastırıldığında umplikal kordon içeri kaçmamasıdır. Plezentanın doğmasına yardımcı olmak için iki basit girişim uygulanıyor. Plezentayı çıkarmak için fundal basınç uygulanırken umplikal kordon hafifçe çekilerek prezentanın doğması sağlanır. Bu uygulamada prezentanın tam olarak ayrıldığından emin olunmalı. Diğer uygulamada ise umtikal kordon kontrollü olarak etrafında döndürülüp hafifçe çekilerek yani kontrollü kortraksiyon yapılarak fundusa basınç yapılmadan prezenta doğrulur. Bu uygulama prezenta parçaları kalmadan tam olarak çıkartılabildiği ve uterus inversiyonu riskini azalttığı için öneriliyor. Plazentanın 3'te 2 kısmı doğduktan sonra iki elle plazenta tutulur ve zarlarının tam ayrılması için ağırlığına bırakılarak etrafında döndürülür. Böylelikle büzüşüp buruşarak küçülen ve uterus duvarına uyum sağlayan zarlar da tam olarak çıkartılır. Doğum eyleminin dördüncü evresi plazentanın doğumundan sonraki ilk 4 saati içerir. Bu dönemde annenin fiziksel ve ruhsal durumu stabilleşir. Anestezinin uygulandığı durumlarda veya eylemde komplikasyon geliştiğinde 4. evre uzayabilir. Mesanenin hipotonik olması idrar retansiyonuna yol açabileceğinden önemli. İdrar retansiyonu sonucunda uterus atonisi gelişebilir. Bu nedenle eylemin dördüncü evresinde uterus atonisinin önlenmesi önemli. Oksitosin türevi ilaçlar ve fundus masajı atoniyi önlemek için kullanılabilir.